Eğer insanlar Müslüman olmayı baktığı kişide göreceği entarede, onun yüzündeki sakalda, efendim başındaki sarıkta değil de düşünce ve davranışlarında olduğunu anlasa, öyle olması gerektiğini kavrasa idi, bunu bilseydi Araplar, bir entare giyen, sakal bırakan, namaz da kılan, başını agelle örten ve Arapça'da konuşan Lawrence değil bir tanesi, 1 milyon Lawrence, evet, o haltı o halka yediremezdi. Yani kardeşi olanlara arkasından hücum ettiremezdi, evet, Müslümanlar. Evet. Hala Müslümanım diyenler maalesef aynı kafayı taşıyor. Nasrettin Hoca'nın fıkrası da var işte, o kavuğundan utanmıyor musun, kavuğun var niye bilmiyorsun dediğinde bunu diyen adamın kafasına kavuğunu çıkarıp veriyor. Madem hikmet kavukta, hadi bakalım senin kafana koydum, sen söyle bunun soru, bu sorunun cevabını diyor. Bu kadar basit bu iş. Evet. Yani sade ve anlaşılır. Halbuki anlamamakta direniyor insanlar. İlla şalvarlı görecek karşısında ki işte onda ilim olur zannediyor. Bu kadar basitlik olamaz. Evet. Kıyafetle ilmin uzaktan yakından alakası yok. İşte, İlmi ne olursa olsun bir artiste değişik kostümler, değişik elbiseler giydirirsiniz. Adamı kanuni rolüne de çıkarırsınız. Evet. Bilmem Ebu Hanife de rolüne de çıkarabilirsiniz. Evet. Hazreti Muhammed rolüne de çıkarabilirsiniz. Ömer Muhtar rolüne de çıkarabilirsiniz. Efendim Hitler rolüne de çıkarabilirsiniz. Evet. Çünkü elbiseyle ve yüzüne yapacağınız makyajla ve söyleteceğiniz sözlerle o adam şu rolü yaparken bir başka filmde bir başka rolü yapıyor. Bugün seyredip durmuyor muyuz? Evet. Aynı aktörün çok farklı kişilikler sergileyerek çalıştığını. İnsanın düşünce ve davranışlarıdır önemli olan. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de herkes nasıl giyiniyor idiyse, ki Arapların kadın erkek müşterek kıyafeti elimizdeki kaynaklarda ittifakla söyleniyor, hepsi entare giyiyor.